Benim pek çok maaşlı takipçim var. Kimisi mavi yakalı, kimisi beyaz yakalı, kimisi yönetici, kimisi hiyerarşinin henüz altlarında. Ve hepsinin ortak bir sorunu var. Maaşları yetmiyor. Bırakın maaşların yetmemesin, maaşları sürekli olarak geriliyor. Belki iyi bir şirkette, karlı bir şirkette çalışıyorlarsa maaşlarını tüketici fiyat endeksine karşı koruyor olabilirler. Ama iş varlık satın alımına gelince yani bir ev, bir araba, altın, bitcoin, hisse senedi bunlara karşı maaşlar sürekli eriyor. Bugün iş hayatına atılan bir gençin eğer çok akıllı tercihler yapmazsa iş hayatının gerisi boyunca bir varlık satın alması imkansıza yakın. Ben gençken böyle değildi durum. İşte bugünkü podcast'ı bu meseleye ayırdım ve size iki mesajım olacak. Bunlardan birisi kötü mesaj, birisi de iyi mesaj. Kötü mesaj şu ki maaşlar asla artmayacaklar. Maaşlar hep düşmeye devam ediyor olacak. Bazı istisnai sektörler, bazı istisnai meslekler ve bazı istisnai şirketler işler haricinde neredeyse nereye bakarsanız bakın her noktada maaşlı insanlar geriye doğru gittiler ve bu gidiş hızlanacak. Ülkemizin ekonomisinin, ülkemizin ekonomisinin yönetim şeklinin buna çok ilgisi var. Ama mesela sadece bize ait değil, bütün dünyada maaş seviyelerinde gerileme yaşanıyor. O yüzden bu mesajımı biraz netleştireceğim. Bunun neden böyle olduğunu ve neden bu işin derinleşeceğini, neden kötüleşeceğini paylaşmaya çalışacağım. Ama biliyorsunuz ben her zaman iyimser bir insanım ve görüyorum ki aslında bir yandan da müthiş yeni fırsatlar doğuyor. O fırsatlar neler ve maaş düşmesinden sürekli yakınmak yerine, patronlara kızmak yerine nerede çözüm bulunabilir, ne yaparsanız daha çok para kazanabilirsiniz bunları da anlatmaya çalışacağım. Bugün 3 Aralık 2021. Ben Bora Özkent. 299. podcastine beraberiz. Bugün maaşlarınızı neden asla yükselmeyeceğini anlatıp siz biraz moralinizi bozacağım. Daha sonra da çareleri anlatıp size ışık tutmaya, yol göstermeye çalışacağım. Önce meseleyi bir derinden anlamak lazım. Maaşlar neden yükselmiyor? Çünkü çoğu insanın bu konudaki analizi yanlış. LinkedIn'e bakıyorum mesela. Pek çok insan patronlardan yakınıyor. Patronlar aç gözlü, patronlar öngörüsüz, bize maaş vermiyorlar diyorlar. Bunlarda mutlaka haklılık payı vardır ama aslında akıllı bir patron, işini iyi yöneten bir patron çalışanlarına iyi maaş vermek ister. Çünkü iyi maaş alan motive, yüksek yetenekli çalışanlar şirketi daha ileri götürdüler. Pek çok patronun iyi maaş verememesinin arkasındaki neden iyi kalpli veya kötü kalpli olmaları değil, daha teknolojiyle alakası var, bunun daha demografiyle alakası var, daha ekonomik yapıyla ilgisi var. İlk neden teknoloji? Maalesef otomasyonda ve yapay zekada yaşananlar ister beyaz yakalı, ister beyaz, mavi yakalı olmuş fark etmez işinizi etkiliyorlar. Çünkü teknoloji pek çok şeyi bizden daha verimli, daha hızlı yapabiliyor. Üstelik de motive edilmesine gerek yok. Hafta sonu izin istemiyor, çocuk izni isteme bütün bunlar da yok. O yüzden patronlar bu tip alanlara doğru, bu tip çözümlere doğru hızlıca kayıyorlar. Bu bütün dünyada da yaşanan bir gelişme. Çünkü işte sermaye nasıl ister? Sermaye ucuza iş gücü ister. E, o ucuz iş gücünden daha ucuzunu ve daha verimli çalışan ve başın daha az artını bulursa oraya doğru kayar. Bunu engelleyemezsin. Serbest piyasa maalesef bunu gerektirir. İşin kötüsü otomasyon ve yapay zekanın yapabildikleri her gün katlanarak artarken biz insanlar bu kadar hızlı yeni beceri inşa edemiyoruz. Çünkü onun arkasında donanımsal gelişmeler var, yazılımsal gelişmeler var. Bizim beynimizse aşağı yukarı son 100 bin yıldır aynı. Onu hackleyemiyoruz, onun bir şeyler öğrenmesini pek hızlandıramıyoruz. Ona yeni beceriler kazanmak da çok zor. Bu nedenle yapay zeka ve otomasyonun ciddi bir rakip olduğunu, ciddi bir dert olduğunu önce bir anlamamız lazım. Ve bu yapısal bir değişim ve bu hep daha kötüye doğru gidiyor olacak. Bunu söylemiyorum, robotlar ve yapay zeka herkesi işsiz bırakacak demiyorum. Ama hemen hemen her pozisyonda, yani iş içerisinde bir yaratıcılığın olmadığı, Tamamen insana özgü mesela duygusal zekayı gerektiren özel şeylerin olma durumlarda maalesef yapay zeka ve otomasyon işimizi elimizden almasa bile onun değerini patronların gözünü azaltmaya ve bir alternatif olarak orada bizi rahatsız etmeye hep devam ediyor olacak ve bu rahatsızlık zaman içinde artacaktı. İkinci mesele demografik, nüfus çok fazla. Özellikle de bizim gibi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerde genç nüfus çok fazla. Her yıl okullardan milyonlarca genç mezun oluyor ve onları istihdam edecek bir iş gücü pazarı yok. Bunun üzerine bir de yanlış eğitim politikalarını koymak lazım. Yani aslında istihdam fırsatının olduğu yerler içinde insan yetiştirilmiyor. İstihdam fazlasının olduğu yer için insan yetiştiriliyor. Mesela Türkiye'de aşırı fazla hukuk fakültesi var. Oysa bu kadar açık yok gibi bu konuda onlarca araştırma yayınlandı şu ana kadar. Yanlış eğitim politikası yani ihtiyaç duyulan becerilerle okulların mezun ettikleri arasında bir bağlantının olmaması ve bir yandan da nüfus artışı işi gittikçe zor hale getiriyor. Yapay zeka ve otomasyon iş fırsatlarının sayısını zaten azaltırken daha fazla genç iş hayatına katılıyorlar. Üstelik de yanlış eğitimler ve bunun getirdiği şey Gittikçe aynı pozisyona daha fazla insanın başvurması, bunda patronları maaşı azaltmaya teşvik ediyor olması. Çünkü nerede arz fazlası var orada talep azalır ve fiyatlar azalır. Üçüncüsü siyasetçilerin ekonomik kararları. E, pek çok bizim gibi gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkede siyasetçiler şöyle düşünüyorlar. Çok fazla genç okulları bitirip iş hayatına katılıyor. Benim buna istihdam etmem lazım. Nerede istihdam edebilirim en kolay? İnşaat sektörü gibi düşük gelirli alanlarda, hizmetler sektörü gibi işte atıyorum fast food, alışveriş merkezleri bu tip yerlerde daha kolay istihdam ederim diyor. Ve o alanı teşvik ediyorlar. Oysa daha yüksek maaşların alınabileceği, e, sektörler ki bu sektörler dünyaya daha katma değerli ürünler, hizmetler satan sektörler. Bunların ihtiyaç duyduğu iş gücü daha eğitimli. Üstelik eğitim derken de üniversite bitirmekten bahsetmiyorum. Doğru alanlarda eğitim almış insanlara ihtiyaç var. Eh devlet bu dönüşümü siyasetçiler çok uzun süredir görüyorlar ve bundan da kaçınıyorlar. Bu da gittikçe daha fazla inşaat gibi, hizmetler gibi sektörlerin desteklenmesini uzun vadede daha yüksek maaşları mümkün kılacak teknolojik alanlardaki iş fırsatlarının ise azalması neden oluyor. Çünkü o alanda şirketler fazla kurulmuyor. Türkiye'de benzer bir politika takip ediyor. Bu dolarla ilgili yapılanlar temelde bunun işaretidir. Türk iş gücünü dünya için ucuz bir iş gücüne getirelim, haline getirelim diyorlar. Türkiye'deki pek çok şeyi öyle bir ucuzlatalım ki de biz bazında yabancılar gelsinler işte burada bize iş yaptırsınlar diyorlar. Bu politikanın mantığı bu ama bir etkisi var maaşlar azalıyor. Dördüncü ve henüz kendini yeni yeni göstermeye başlayan bir mesele de bu blockchain. Şimdi blockchain, bitcoin, işte kriptolar hoşunuza gidiyor ama blockchain aslında daha arkada oynadı, daha büyük bir oyun var. Blockchain büyük şirketleri yavaş yavaş çözüyor, onları gereksiz hale getiriyor. O büyük şirketlerdeki çoğu yönetici pozisyona ihtiyaç yok. Düşünsenize bitcoin hiç yöneticisi olmadan işleyen bir sistem. İyi bir algoritma varsa, o algoritmanın denetimini yapan insanlar varsa, o algoritmanın büyümesinden finansal olarak çıkarı olan mesela bitcoin sahipleri gibi, madenciler gibi insanlar varsa algoritmalar yönetici pozisyonuna ihtiyaç duymadan büyüyen şirketler yaratıyorlar. Bunlar desentezle şirketler ve çok hızlı bir yola özellikle mesela finans sektörünü şu anda işi çok etkiliyorlar ve bu şirketlerde veya bu tip yapılarda çok daha az çalışanla çok daha fazla iş yapılabiliyor. Bitcoin düşünün trilyon dolar değerleme var günde 70-80 milyar dolar ticari hacim var ve bunun arkasında bir yönetici bir çalışan yok, bir algoritma ve o algoritmayı destekleyen madenciler gibi, not yöneticisi gibi insanlar var. Bu tip organizasyonların sayısı gittikçe artacak ve bunun da aslında istihdam üzerine yine bir olumsuz etkisi olacak. Tabii Blockchain'in bile mümkün kıldığı Metaverse gibi evrenler var. E Metaverse'de de fiziksel ürünlere olan ihtiyaç azalıyor. Fiziksel ürüne olan ihtiyaç azaldıkça da o fiziksel ürünü üreten şirketlerin işi gittikçe zora biniyor. Bunun etkileri henüz çok görmüyoruz, çok yeni Metaverse. Ama gittikçe daha fazla göreceğiz. Evde genç bir çocuk varsa, bir teenager, özellikle erkek çocukların ne kadar oyuna meraklı biliyorsunuz. Şunu eminim gözlemlemişsinizdir. Baba bana oyuncak al yerine, baba bana işte atıyorum Fortnite'de bir silah alacak para ver diyor. Yani dijital evren için para harcıyorlar. E şimdi dijital evrende de bir para dönüyor bunun sonucunda ama fiziksel evrende bir olur mu? Fiziksel evrendeki pek çok fiziksel tüketim ürünü olan ihtiyaçta blockchain etkisi de azalıyor. Yani blockchain bir yandan bir sürü pozisyonu ortadan kaldırıyor çünkü işin yapılış şeklini değiştiriyor. Bir yandan da fiziksel dünyaya metaverse'lerle, NFT'lerle saldırıp fiziksel ürün ihtiyaçlarını azaltıyor. Bu dört temel nedenden tekrar hatırlayalım nedir bunlar? Bir demografik yapılar, ikincisi otomasyon ve yapay zekanı getirdikleri, üçüncüsü siyasetçilerin ekonomik kararları ve dördüncüsü de en son anlattım ve etkileneğini gördüğümüz blockchain bir yere gelince de maaşlar hep geliyorlar. Tabii maaşların gerilemediği arttığı sektörler iş alanları var. O yüzden galiba çare buraları iyi anlamakta ve kendimizi buralara doğru hazırlamakta. Kendimizi burada doğru hazırlamanın birkaç yolu var. Buna aran bir tanesi yatırım yapmak. Ben o yolu tercih ediyorum mesela. Çünkü yaş 52 öyle oturup bu yaştan sonra yazılımcı olacağım iddiası yola çıkmak, bir blockchain'ci olacağım, metaverse için 3 boyutlu evren tasarlayacağım demek çok kolay değil. Gerçi gayet etsem belki yaparım ama çok zor. Onun yerine ben diyorum ki eh belli bir birikimim var. O halde bu birikimi bu alanlarda yatırım olarak kullanayım. Bence o, o yüzden bugün herkesin kenara 3 kuruş para atabilen herkesin teknoloji şirketlerine ve yüksek yeni teknoloji yatırım yapmasına fayda var. Çünkü kendi maaşı geliyor olsa bile buradan 3-5 kuruş artırabiliyorsa buralara yapacağı yatırım ona ileride bir refah getirecektir. O yüzden herkesin bu alanlarda nasıl yatırım yapılır, nasıl yönetilir, riskleri nasıl yönetilir, tabii riskli alanlar bunlar öğrenmesine büyük fayda var. İkinci bir fırsat yeni beceri inşasından geçiyor. Yeni beceri inşasından da kastım bu yeni dünyada geçerli olacak teknolojileri kullanabilen, onlarda üretim yapabilen insanlara dönüşmek, bu yeni dünyanın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara hazırlanıyor olmak. Mesela bugün çok ilginç bir pozisyona denk geldim. Metaverse araştırmacısı diye Metaverse evrenine niye ihtiyaç olduğunu, Metaverse'deki yaşayan avatarların nelere ihtiyaç duyduğunu araştıran yeni bir araştırmacı tipi ortaya çıkıyormuş. Yani bu tip doğrudan teknolojik olmayan ama teknolojiyle ilgili alanlarda fırsatlar ortaya çıktığı gibi Mesela sırf Metaverse evreninde pek çok teknolojik pozisyona ihtiyaç doğuyor. O yüzden bu yeni işler neler? Yeni para kazanması yüksek ihtimali şirketler kimler? Bunlar hangi pozisyonları arıyorlar? Burası ciddi bir yönelim alanı olabilir. Yakın zamanda hatırlayanlar vardır. Metaverse'deki iş imkanları konusunda bir video yapmıştım. Linkini yukarıda görebilirsiniz. Üçüncü bir fırsatta, bu da yine bence önemli bir fırsat. Bu değişimi anlatan insana dönüşmek benim seçtiğim yollardan bir tanesi bu oldu. Çünkü herkes bu dönüşümü yeterince anlayamıyor. Ve bu dönüşümü anlayan belki bu dönüşümde aktif olarak rol almayan ama bu dönüşümü anlayan bunun nereye gideceğini anlayan insanlar ona da ciddi para kazanıyorlar. Çünkü bu insanlar yol gösteriyorlar. Eğitimlerle yol gösteriyorlar, içerik üretimiyle yol gösteriyorlar, videolarla yol gösteriyorlar, kitaplarla yol gösteriyorlar. Ve bu yol göstermenin karşılığında ciddi bir kazançla el elebiliyorlar. O yüzden değişimin elçisi olmak, onu anlatan bir insana dönüşmek de yine akılcı yöntemlerden bir tanesi. Ve bir dördüncü fırsatta yaratıcılık ekonomisinde. Yaratıcılık ekonomisi daha ben yukarıda linki var, aşağıya da koyacağım linkini, bahsettiğim yeni bu yaratıcının önünü açan bir devir. Bu blockchain gibi teknolojiler, bu NFT'ler yaratıcının önünü müthiş açıyor. Ve bundan dolayı da daha evvel para kazanamayan, kendi başına iş yapsa bir önde fırsat olmayan insanların önü açılıyor aslında. O yüzden yaratıcılık ekonomisi trenini atlamak da mümkün. Yani ne yapabilirsiniz? Yandan ufak ufak henüz maaşınız alırken, işiniz devam ederken küçük bir yaratıcılık ekonomisi işi kurmaya başlayabilirsiniz. Örneğin benim şu anda yaptığım gibi işte bir YouTube kanalı oluşturdum. Bundan yavaş yavaş para da gelmeye başladı. Ana işim yanında bunu yapıyorum. Ben maaşlı değilim ama başka bir ana işim var. O yüzden benzer bir durum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu konuda yalıcılık ekonomisi nedir, oradaki fırsatlar nedir konusundaki videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Tüm anlattıklarımı özetlemem gerekirse maaşlar yükselmeyecekler, maaşlar geriye gidecek. Bir sürü sektör için durum bu. İnşaat mühendisliğinden makine mühendisliğine, avukatlıktan doktorluğa kadar pek çok geleneksel meslek bu donusu etkileyecek. Mavi yakaları söylemeyin bile. Oradaki etki daha da sert olacak. Ama öte yandan aslında fırsatlar da var. Bu fırsatlar bazen yatırımcı olarak, bazen yeni beceri gelişimiyle, bazen yaratıcılık ekonomisinden istifade etmek gibi alternatifler olarak karşımıza çıkıyor. Bütün anlattıklarımı özetlemem gerekirse sorun şu; maaşlar artmadı, artmayacak ve daha kötüye gidecek. Öte yandan aslında çok fazla fırsat var. O fırsatlara kendimizi hazırlamamız lazım fırsatlara kendi hazırlamakta, yatırımcılığı öğrenmekten yeni teknik becerileri kazanmaya, istihdamın bollaşacağı fazla ihtiyacın olduğu alanlara doğru kendimizi geliştirmekten, yaratıcılık ekonomisi gibi yeni küçük işleri kurup girişimci olmaya kadar pek çok alana yayılıyor. Ama mühim olan uyanık olmamız, mühim olan doğru insanları takip edip, ondan anlattıklarından feyiz alıp o gün harekete geçmemiz, ertelememiz. Çünkü kimse imdadınıza koşmayacak ve kimse bu maaş gerilemesini durdurabilecek beceriye sahip değil. Bu çerçevede ben de size iki davette bulunmak istiyorum. Bir tanesi yakın zamanda vereceğim Nasdaq şirketlerine nasıl yatırım yapılır, Nasdaq borsasındaki şirketlere nasıl yatırım yapılır isimli eğitime bir gelmenizi istiyorum. Linki aşağıda. O çünkü bu teknoloji alanındaki yatırımcı size gösteriyor olacak. Bir de belki yine linkini aşağıya bıraktım. Haddini aş kulübüne katılmak iyi olabilir. Çünkü o kulüpte bu genel içeriklerin yanı sıra teke tek mentorluk çalışmaları canlı etkinliklerle katılımcılarımıza, kulüp üyelerine yol göstermeye ve bu yeni dünyada başarının yollarını onlara anlatmaya çalışıyoruz. Dünya çok büyük bir değişimden geçiyor. Bu büyük dönüşümler hep bazı insanları perişan eder bazıları için ise altın fırsatlar yaratır. Ben tarihin doğru sayfasında, doğru yönünde, doğru yanında kalmanızı ve bu altın fırsatlar ayarlanmanızı istiyorum. Elinizde bir işiniz varsa, maaşı yükselmiyorsa, geliyorsa onu hemen terk edin falan da demiyorum. Ama yavaş yavaş bu transformasyonu, bu daha doğru dünyaya doğru geçişi yapın diyorum. Ve eğitimlerimle, kulübümle size bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Umarım bugünkü podcast hoşunuza gitmiştir, size biraz yol gösterici olmuştur. İleride tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.